Efendim Farklı Bakış'a Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bütün izleyicilerimizi en kalbi muhabbetlerimizle, saygıyla, hürmetle selamlıyoruz. Farklı Bakış'ın 302. bölümünde iki kıymetli misafirimizle din ve dil konusunu bugün gündemimize alacağız. Profesör Doktor Dursun Ali Töker hocamız, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederiz davetimize icabet ettiğiniz için. Ve Profesör Doktor Şaban Sağlık hocamız, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Zahmet verdik. Davetimize icabet ettiniz. Teşekkür ediyorum. Dursun Ali Hocam, şimdi bugün din ve dil başlığını açacağız. Tabii başlık çok genel. Belki altı da alt başlıklarla çokça detaylandırılabilir ama süremiz 1,5 saat. 1,5 saat içinde bir öz sunmaya gayret edeceğiz. Ben şöyle bir soruyla sohbeti açmak istiyorum hocam. Şimdi dilin din üzerinde, dinin de dil üzerinde yadsınamaz, inkar edilemez bir etkisi var. Bu muhakkak. Dilin din üzerindeki etkisiyle konuyu açalım istesek, dinin ifadesi ve anlaşılması açısından da yine dinin o kültürünün oluşması açısından da dilin ifade ettiği mana, rol nedir hocam? Evet. Teşekkür ediyorum. 302 program mı dediniz? Evet hocam. Maşallah yani nazar değmesin inşallah. Amin hocam, çok teşekkür ederim. Gerçekten Türkiye'de herhalde rekor kılmış olmalısınız. Sayenizde hocam, eyvallah, sizler sayesinde. Gerçekten çok maşallah, çok güzel. Demek ki takip ediliyor. Elhamdülillah. İzleniyor. Çok güzel. İnşallah. Hakikaten farklı bakışa uygun bir konu. Eyvallah. Biz de elimizden geldiği kadar yani farklı bir bakışa, bir farkındalığa sebep olabilirsek ne mutlu bize. Yoksa çok genel bir konu. Hı hı. Hocam siz de malumunuz, biliyorsunuz. Şimdi bir şey dinin dışında da olamaz, dilin dışında da olamaz. Evet. Malumunuz. Eskilerin yani tabiri vardır, böyle çok hoştur. Bir şeyin adı varsa vardır, adı yoksa yoktur. Yoktur. Yani bir şey varsa mutlaka dilde bir karşılığı vardır. Ve hiçbir şey dinin dışında olamaz. O dildeki karşılığı da onun varlığıyla muhkemdir. Evet. İstisna şöyle söyler, derler ki ismi malum, cismi madum şeyler vardır. Birkaç tane anka gibi, kafta gibi, ama o da vardır yani. Dolayısıyla bir şeyin adı varsa onu inkar edemezsiniz. Evet. O vardır. Ama metafordur, mecazdır ama vardır yani. Dolayısıyla bir şey dile gelmişse o şey kendini ifade etmek istiyordur. Evet. Şimdi din dediğimiz hadise... Ben şunu her zaman söylüyorum. İnsanlar dine gelmediler. Din insanlara geldi. Eyvallah. Bu çok önemli bir konu. Yani öncelik insandır. Öncelik insandır ve insana göre konumlandırır. Yunus Emre Hazretleri'nin dediği gibi, yani bırakın insanı bile, benim bir karıncaya uru nazarım vardır diyor. Yani insanı aşmamakta fayda var bu tür durumlarda. Din insana gelmiştir ama zamanla hepimiz biliyoruz. Dinler maalesef gelmiş ve bozulmuş, gelmiş ve bozulmuştur. En son kitabımıza kadar Allah artık bunu biz indirdik, biz koruyacağız diye indirmiştir. Dolayısıyla din bir dille gelir. Şimdi biz din dili derken, yani konumuzun başlığını din dili derken aslında iki şeyden bahsediyoruz. Bir din dilinden bahsediyoruz, bir dini dilden bahsediyoruz. Evet, bunu bir iki, din dili, bir de dini dil. Evet, bunu ikiye ayırmak lazım. Şimdi bir din dili var gerçekten. Ki buna yani bunu dört başlıkta temel olarak anlatmak lazım. Din dediğimiz dilin birinci dili Cenab-ı Hakk'ın peygambere inzal ettiği bir dil var. Evet. Bu dili biz tartışmıyoruz. İşte asırlarca tartışılmış, işte Kur'an mahluk mudur diye biz tartışmıyoruz. Allah'tan gelen bir dil var ve bu dil peygambere geliyor. Ve bu dilin içi de dışı da vahiydir. Biz buna karışmıyoruz. Eyvallah. Tartışmıyoruz. İkinci bir dil var. Peygamberin aldığı bu dili insana aktarması var. Hı hı. Aktarıyor. Üçüncü bir dil var. Peygamberden alınan bu dil sahabeler, alimler tarafından insanlara aktarılıyor. Evet. Çünkü bu da açıklanması lazım. Bir dördüncü dil var. İnsanların kendi arasında dini anlatması, bir vaizin dini anlatması var. Evet. Veya bir kişinin bir kişiye dini bir konu izah etmesi var. Dolayısıyla çok yönlü bir
ilişki. Sistem, ilişki. Zaten insan neredeyse dilde oradır yani. Şimdi biz bu dilleri konuşurken hep şunu fark ediyoruz. Bir dil başka bir dile çevrilip duruyor sürekli olarak. Evet. Peygamber Cenab-ı Hakk'ın dilini alıyor, insanlara aktarıyor. Alimler o dili alıp bize aktarıyor ve daha sonrakiler aktarıyor. Hep bir çevirme var. Bir aşağıya doğru indirgeme var dili. Evet. Şunu söylemek lazım. Kur'an-ı Kerim indiği zaman hocam müşriklerin dilini bozuyor. Müşriklerin dilini bozuyor. Şöyle bir şey vardı. Dili bozmadan bir sistem inşa edemezsiniz. Bu yüzden her devrim ilk yaptığı şey dille oynar. Yani devrimler yapanlar dille oynarlar. Çünkü eski dille yeni sistemi kuramazsınız. Yeni sistemi kurmak için önce dili yenilemeniz lazım. Tabii. Dil yenilenmesi lazım. Buna İzussu'nun bir şeyi vardır. Mesela kafirler derlermiş ki müşrikte işte ya Muhammed bizim dinimizi bozdu, dilimizi de bozdu derlermiş. Mesela münafık kelimesi tarla faresi demekken Cenab-ı Hak ona yeni bir anlam yüklüyor. Evet. Tamam mı? İki, mesela kafir kelimesinin anlamı değişiyor malumunuz. İkincisi Kur'an-ı Kerim indiği zaman insanlar üzerinde bir etki yaratıyor. Şöyle bir etki. Müşrikler yani Araplar şiiri çok iyi biliyorlar. Mükemmel şiir. Ama nesirle pek ilişkileri yok. Evet. Yani uzaklar biraz. Hikaye falan var ya. Yani nazımda zirvedeler. Zirvedeler ama nesirde, düz yazıda yoklar. Yok. İlgilenmiyorlar da hatta hakir de görüyorlar onu. Fakat Kur'an-ı Kerim indiği zaman öyle bir formla iniyor ki formu da bozuyor. Nazım deseniz nazım değil, yani şey, nesir deseniz nesir değil gibi. Müşrik diyor ki ya bu nasıl bir metin? Evet. Şiir diyeceğin değil. İç kafiyeler var ama nesir diyeceğin nesir de değil. Hem nesir hem nazım, ne nesir ne nazım. Bir metin geliyor ortaya. Evet. Müthiş bir şey bu ya. Dolayısıyla bu din aynı zamanda bir dil de inşa ediyor. Evet. Yani sadece din gelip de mevcut kelimelerle gelmiyor. Bu dili de dönüştürüyor, dili de değiştiriyor. Şimdi buradan şöyle bir şey çıkıyor. Biz bu din dilini, din dili uzmanlık isteyenmiş. Yani din dili şöyle derler, din dili Tanrı'nın dilidir. Evet. Bu dilin uzmanları var. Onlar konuşurlar, bu dili aktarırlar. Ama zamanla bu dilden dini dil dediğimiz diller çıkmıştır. Fıkhın bir dili var, kelamın bir dili var. Şimdi şunu da söylemek lazım. Normalde bir insan üç eylem alanında bulunuyor normalde. Eğer biz bilim yapıyorsak terimleri kullanıyoruzdur. Hı hı. Terimlerle konuşuyorsak bilim yapıyoruzdur. Eğer kavramlarla konuşuyorsak felsefe yapıyoruzdur. Eğer imgelerle konuşuyorsak sanat yapıyoruzdur. Hı hı. Bakın dördüncü bir alan yok. Dördüncü alan günlük ihtiyaçlarımızın dili. Üst dilden bahsediyorum. Ama hocam din dili bunların üçünü de kullanıyor. Hmm. Bakın. Terimi de kavramı da imgeyi de tabii kullanıyor. Ama ne bilim yapıyor, ne felsefe yapıyor, ne sanat yapıyor. Hem bilim, hem felsefe, hem sanat hem yapıyor. Hem sanat yapıyor. Bu üç dili, evet. Bu üç dili birden kullanıyor. Dolayısıyla din dili çok üst bir dil. Üçünü birden kullanıyor. Yeri geldiğim imgeye başvuruyor. Mesela bu dönüştürmelerle yapılıyor. Bir örnek vermek isterim. Yani şimdi mesela din dilinde aktarırken özellikle Peygamberimizin yönteminden bahsediyor. Ki Mevlana Hazretleri mesela Mesnevi'de bunu çok kullanıyor. Hı hı. Ne yapıyor? Peygamberimiz, ben daha çok dini dilden bahsedeceğim kısaca. Evet hocam. Peygamberimiz bir konuyu, dini dili anlatıyor, bir konuyu aktaracaksa insanlara, şöyle bir şey var hocam. Bir meseleyi bir insana yabancılaştırmadan anlatamazsınız. Zor bir şey. Evet. Yabancılaştırmam lazım. Çünkü insanlar bildiklerini ibaret zannediyorlar. Maalesef. Mesela Peygamberimiz bir konuyu aktaracak. Kafasında bunu kurguluyor. Tam sohbet esnasında diyor ki, bir kelime atıyor. Mesela diyor ki, pehlivan kimdir diyor. Evet. Diyor ki pehlivan işte tuttuğu kişi yenendir diyor. İnsanlar bildiklerini zannettikleri o kavramı ortaya atıyorlar. Atıyorlar. Ha, diyor ki hemen cevap veriyor. İşte ya Resulullah pehlivan bildiğimiz işte tuttuğu kişi yenen kişiye pehlivan denir, güçlü kişiye. İşte o değil diyor bak. O değil deyince millet birden diyor ki ya ne pehlivan o zaman? Bu, bakın hocam o anda orada 1000 kişi bile olsa var ya o değil deyince böyle dikkat kesilir yani.
Yabancılaştırma dediğiniz bu. Bu hocam. Bildiğini sandığınız meselenin önce evet. bilmediğinizi size ihsas ettiren bir tavır. Evet. Kesinlikle yani işte bu tavrı biz din dilinde bu tavrı ben öğretmen olduğum için söylüyorum acizane. Bunu biz kaybettik. Bak, evet. Dini dilden bahsedelim. Din dili uzmanlık işi. Tefsircilerimiz konuşurlar. Eyvallah. Şimdi nedir o diyor ya Resulullah diyorlar. Diyor ki öfken geldiği zaman onu yenmendir. Bak aslında amacı öfkenin idare etmenin, kontrol etmenin ne önemli olduğunu anlatacak ama başka bir alan yabancılaştırıyor sizi oradan konuşuyor. Evet. Şimdi, Peygamber Efendimiz buna benzer bir sürü rivayet var. Evet. Mesela bir sefer diyor ki işte iman nedir ya Resulullah diyorlar. Yemek yedirmendir diyor. Bak. İslam nedir diyorlar. İşte hoşgörü olman gibi böyle çok değişik cevaplar veriyor. Ben şimdi din dinine baktığım zaman eğer bu üçünü birden yani hem felsefenin dilini, kavramı hem bilimin dilini hem edebiyatın yani incenin, sanatın dilini kullanıyor. Dolayısıyla bu alanda şeyin çok hoş bir Sezai Karakoç'un çok hoş bir tespiti vardır. Der ki hocam bak çok güzel. Bütün der peygamberlerin mucizeleri vardır. Musa Aleyhisselam'ın sihir ve büyüydü. O çağda o vardı. Evet. İsa Aleyhisselam'ın tıptı falan. Der ki bütün mucizeler peygamberlerin çağıyla geçerliydiler. O çağda olup bittiler. Ama der bizim dinimizin mucizesi edebi mucizedir ve kıyamete kadar devam eder. Evet. Çünkü söz, edebiyat, dil asla bitmeyecek. Hayatın bir döneminde, tarihin bir döneminde tıpla ilgili meseleler zirveye çıkabilir. Evet. Bir dönemde daha gözden düşebilir. Evet, evet. Ya da sihir büyüyle ilgili meseleler. Evet. Ama edebiyat ve dil olunca... Asla etmez. Çünkü insan var olduğu müddetçe, hayat devam ettiği müddetçe, iki kişi bir arada olduğu müddetçe dil hep devam edecek. Ve biz şunu diyorum. Peygamberimizin kullandığı dil, o dil var ya, o dil çok yönlü bir dildir. Nerede ne söyleyeceğini bilmemiz özellikle de Mehmet Akif'in çok hoş bir şeyi vardır. Mehmet Akif der ki, Ziya Paşa merhum dedi ki diyor Ziya Paşa, iki meslek vardır ki ihmal ettiğimiz için toplumu kaybettik. Birincisi dedi, nahiye müdürlüğü o zaman çok önemliymiş demek. İki, mürebbiye, çocuk terbiyesi. Çocuklarımızın terbiyelerini bıraktık Fransızlara, Belçikalara mahvettik. Mehmet Akif diyor ki, üçüncüyü ilave ediyorum, bir de vaizlik diyor. Vaizliği çok hafife aldık. Biz bunu çok ciddiye almamız lazım. İşte o vaat dediğimiz o dil var dil. Peygamberin dilini bir şekilde elimize alıp dini dilden bahsediyorum. Ben birkaç tane örnek vereceğim inşallah. Eyvallah ona gelir. Hocam teşekkür ediyorum. Güzel evet. bir giriş oldu. Ben burada bir Şaban Hocam'a dönmek istiyorum. Siz mesela Hazreti Mevlana'dan bahsettiniz. Oraya açmanızı isteyeceğim. Çünkü orada din dili meselesiyle ilgili sormam gerekenler de var. Şaban Hocam şimdi hocam o iki bağlantıyı kurdu. Yani dinin dil üzerindeki, dilin de din üzerinde bir tesiri var mıdır? Ya mesela Arapça olması İslam'ın ilk vahyin dilinin önemli midir bu açıdan mesela? Buyurun. Önce Arapça buyurun. Olmasından başlayalım. Bir şair abimiz Arapça değil Rabça diyor. Eyvallah. Böyle bir güzel bir metafor dedi ya Dursun Ali Bey. Evet. Böyle bir ifade kullanıyor. Şimdi bu durumlarda özellikle ilk şuna bakacağız. Bu din dilinden önce bir dildir. Yani bir dil. Dil. Bunun gibi din dili gibi mesela bir tarih dili var, felsefe dili var, matematik dili var. Her bilimin kendince bir tıp dili var. Böyle bir genel anlamda bir dil var. Dursun Ali Bey gereken şeyi söyledi özellikle. Hı hı. Burada dil bilimsel ve edebi anlamda bazı katkılar sunacağım. Buyurun lütfen. Özellikle. Bir dilin üç boyutu var. Dil bilimciler, özellikle dille uğraşanlar söylerler. Dursun Ali Bey'in dört dediğini ben üç olarak dil bilim kitaplarında var. Diyor ki hepimizin bildiği konuşma dili, hı hı. yazı dili hepimizin bildiği. Bu herkesin bağlayan bir şey. Özellikle herkesi. Bir bilim dili var. Mesela din dili dediğimiz işte ilahiyat fakültelerinde tefsir anabilim dalındaki bir uzmanın dili var. Bir tıpçının dili var. Evet. Bir felsefecinin dili var. Onları bağlar. Sokaktaki vatandaş bunları bilmek mecburiyetinde. Birincisi sokaktaki vatandaşı da ilgilendirir ama ikincisi çok ilgilendirmez. İlgilendirmez. Bir de buna benzer jargon dediğim meslek dili var teknik alanda. Ustaların falan otomobil tamiri yapan, televizyon tamiri yapan bir yığın parça falan vardır. Bu ikisi bilim dili ve meslek dili özel uzmanlığı gerektirir. Bunlar nerede bir araya gelir? Konuşma dili ve yazı dilinde bir araya
gelir. Şimdi din dili sorunlarımız var. Buraya ben onu da bayağı bir not aldım. Epey problemler var. Bunların başında meslek dilini kullanan, bilim dilini kullanan, konuşma dili ve yazı dilinin gereklerine riayet etmeden olduğu gibi konuşuyor ve iletişim problemi çıkıyor. Siz de bilirsiniz, dilin birinci işlevi iletişim kurmaktır, mesajı iletmektir. Evet. Dursun Erbil Mevlana'nın adını andı. Evet. Özellikle Mevlana ne diyor? Ne kadar derin alim olursan ol, konuşma, ne kadar saatlerce konuş, senin diyor bilgi karşıdakinin dinlediği, evet, anladığı kadardır. Anladı. Senin anlatabildiğin onun anladığı, evet, kadardır. Evet. Evet. Böyle bir şey söylüyor. Yine bu anlamda bizim edebiyatın, sanatın, metaforik dilin en önemli özelliği Sami Bey şudur. Bizim sanat felsefesinde, estetikte de söyleriz. İlkler çok önemlidir insan hayatında. İlkler asla unutulmaz. Hiçbir zaman, Allah korusun, felaket de unutulmaz, güzellik de unutulmaz. Evet. Ve sanat dediğim şey ilklerin anlatımıdır bir yerde. Bu anlamda peki sanat nedir? Her şeyi ilk haline getirmedir. Her şeyi ilk haline. İlk hale. Bu nasıl olacak? Defalarca olan bir şey. Bir filozof, adını hatırlayamadım, diyor ki yeni bir şey söyleyemiyorsanız bir şeyleri yeniden söyleyin diyor. Evet. Bir şey bu anlamda bu ilk haline getirme yenilemektir. Özellikle yeni bir şey söylemek isteyen günümüzün rahmetli olduğu Nuri Pakdil'in bir sözü var. Onun edebiyat dergisini çıkarırken çok farklı bir dil kullanıyor. Ona soruyorlar. Diyorlar ki neden böyle? Ben yeni bir şey söylemek istiyorum ve yeni bir dil oluşturmam lazım. Az önce Dursun Ali Bey'in dediği Kur'an gelince, ilk defa inince bunlar dini değil dili de bozdu dedikleri. Siz de bilirsiniz bunun felsefedeki adı, dili bozmanın adı ki hayırlı bir bozmadır bu, onu söyleyelim. Eyvallah. Yapı bozulma da yapı söküm diye, evet, ifade ediyorlar ve bunun olmadığı bir yerde ne yenilenme vardır ne de böyle kendini ifade etme durumu yeni vardır. Yeni bir düşünce üretimi de orada mümkün değildir. Tabii ya, defalarca ezber olarak tekrar edersiniz. Tekrarlar da belli bir noktaya gelene kadar hani popüler kültür dilinde bu demoda olur. Evet. Kiç dediğimiz bir kültür biçimi var, ayağa düşme. Evet. O noktaya gelir. O anlamda devamlı kendini yenileme, devamlı farklı bir şeyler söyleme. Bunun da yolu metaforik ifade yönteminden geçer. Yine Dursun Ali Bey söyledi, felsefeci kavramlar buradan destek alacak. Bilim, terimler ve özellikle edebiyat ve sanatta metaforlarla. Peki bu her üçü de malzemesinin anlatacakları şey nereden alıyorlar? Hayattan alıyorlar. Evet. Hayatla irtibat kuruyorlar. Burada özellikle biz şöyle bir kodlama yaparız. Hani sanat bağlamında, metaforik anlamda ve etkili bir din, dil kurma, din dili anlamında. Bugün hocaların, din adamlarının önerileri, tavsiyeleri neden etkili olamıyor? Toplumu, hayat etkileyemiyor. Evet. Veya etkili olan bir hitabetse, güçlü olan birinin hitabetinde neler var? İşte burada edebiyat devreye giriyor. Burada şimdi size bir şey hatırlatmak istiyorum. Buyurun hocam. Kısmen değinildi. Süleyman Nazif, Mehmet Akif, hı-hı, Bey'in yakın dostlarından biri. Bir yazar. Şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki, eğer diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i Türkçe inzal etseydi bu Mehmet Akif'in Türkçesi olurdu diyor. Evet, enteresan. Böyle bir cümle. Biliyorsunuz Mehmet Akif Ersoy Kur'an şairi diye geçer. Evet. İslam şairi diye geçer. Kur'an'ı tercüme edecek derecede. Tanıyoruz Akif'i özellikle İslam dünyasında. Bir başka dostu da Akif'in, bir başka dostu da Mithat Cemal Kuntay. Bakın biz ilmi karşılığına girmiyoruz. İlmi karşılığına girmiyoruz. Diyor ki Akif kaç tane Türkçe bilirdi bakın. Kaç tane Türkçe bilirdi? Kaç tane Türkçe? Türkçe. Ama bunu nasıl yani? Ancak bu Türkçeyi burada şey anlamında kullanmıyoruz. Yapı bozum dedik ya farklı. Türkçe dediğinde buradan Mithat Cemal'ın cümlesini söylüyor. Buyurun. Akif diyor divan Türkçesi. Muhatabına göre karşısında Divan edebiyatının Türkçesini iyi bilirdi diyor. Safahatı bunların, evet, bundan dolayı değerlidir. Akif diyor tekke Türkçesini bilirdi. Tasavvufla ilgili, tasavvuf, evet, edebiyatının, evet, Türkçesini. Akif diyor medrese Türkçesini iyi bilirdi. Yani ilmin. Evet, ilim, evet, evet, o zamanki ilmin. Akif
Tanzimat Türkçesini iyi bilirdi. Tanzimat dönemi, Namık Kemal'i falan. Dönemin seven, edebiyat dili dönemin yani. Dönemin edebiyat dilini iyi bilirdi. Akif Servet-i Fuhr'un Türkçesini en fazla karşı geldi ama iyi bilirdi. Tevfik Fikret'in, Cenap Şahabettin şiirleri kolay anlaşılmaz. İngilizce daha rahat anlarsınız. Yani Cenap Şahabettin'in şiirlerinden ise çok ağırdır. Akif diyor ev ve sokak Türkçesini iyi bilirdi. Ev ve sokak Türkçesini iyi bilirdi. Akif farklı jargonları bilirdi. Kahvehane, meyhane şiirleri vardır. Mahalle kahvesi, meyhane şiirleri. Sanki orada 40 yıl orada kalmış gibi o jargonu, o dili, o bizim edebiyat dilinde söylem dediğimiz şey var. Pazar Türkçesi, pazar yerinde alışveriş Türkçesi, kadınların Türkçesi devam ediyor. Akif diyor bu Beyoğlu'nda Dolapdere'nin arka sokaklarında var ya böyle ne dili diyorlar onlar arka sokak insanlarına suç işleyen, evet. yeraltı edebiyatını besleyen böyle yasa dışı karanlık dünyanın, yeraltı dünyasının dilini bilirdi. Devam ediyor. Akif şoför Türkçesini iyi bilirdi diyor. Şoförlerin Türkçesini. Akif mahalle insanı, kadın erkek. Anlatıp duruyor. Burada ben 10 tane almıştım. Biz bunu 15'e de çıkarabiliriz. Bunu şimdi din dili, asıl mevzumuz din dili, evet. Oluşturma noktasında eğer bir kişi, bir aydın sabitlemiş olduğu bir dil tarzını seçerek herkesle aynı dille konuşursa işte orada sorun çıkar. Şimdi Akif döneminin en iyi vaizlerinden bir tanesi. Evet, evet. Ve din dilini bu manada en iyi kullanan birisi. En iyi kullanan sebebi bu. Mesela karşısına kadınlar geliyorsa kadınların dilini onların anlayacağı seviyeye iniyor. Biz buna ilim dilinde söylem deriz, söylem. Özellikle karşısında çocuklar varsa, çocukların dilini biliyor. Karşısında şeyler varsa, kahvehaneden, meyhaneden gelen birileri varsa. Evet, evet. Oradaki mesela eğlenen, içki içen insanların dilini, kopukların dilini. Mesela Asım adlı 6. safahatta bildiğimiz Külhan Bey, Kabadayı Türkçesini kullanır orada. Evet. Falan filan. Ben buradan başka şeylerde, notlarda aldım. Özellikle bu tavır peygamberi bir tavır. Çünkü peygamberimizin çok sevilmesi, Muhammedül Emin olması, peygamberimizin iletişim şeklini, dilini kavramsallaştırsak Akif'in kimi model aldığını görebiliriz. Peygamberimiz de çocukla çocuk tabii. Olmak. Yani herkese anladığı bir dille. Şimdi bu şekilde herkesle iletişim kurduğunda eğer karşıdaki dinleyicide bir sorun yoksa niye iletişim kurmasın? Bu anlamda Ziya Gökalp bu halka inme, halkla irtibat kurma noktasında Akif'i değerlendirirken aynı cümleyi Ömer Seyfettin de milli edebiyat anlayışında Akif'in bu tavrını şöyle ifade etmiş. Diyor ki Türk halkı diyor Akif gibi kişilerin tavrını görünce, peygamberi tavrı görünce şunu der. Dili dilime uyan, dini dilime uyan. Dili dilime, dini dilime evet, uyan. Dili, bu bizim gibi konuşuyor. Bu bizdendir. Bu aynen bizim gibi şey yapıyor. Hani Karadeniz fıkrası var ya, özellikle Abu Şak bizden dur demiş. Evet. Temel niye demiş? Hani bizim gibi şunu yapıyor. Bizim gibi şey yapıyor falan. Özellikle bu peygamberi bir tavırdır özellikle. Eyvallah hocam. Bu anlamda yine söyleyeceğim belki bunun ilmi anlamda ahlakla irtibatını kullanacağız. Dikkatini çekin bu 10-11 tane Türkçe hep sokak Türkçesi halktır. Çünkü dil dediğimiz kavram sosyolojik bir şeydir. İki kişiyle dışarıda başlar. Tek kişinin psikolojisi birden fazla insanın sosyolojisi vardır. Sosyolojik bir olgudur. Sosyoloji de çok karmaşık bir şeydir. İnsan topluluklarını ifade eden her birinin kendine özgü bir dili vardır. Aydınımızın sorunu şurada söylemeye çalıştım. Meslek dilini, bilim dilini tekleştiriyor. Mesela bir tıpçıyı düşünün. Evet. Bir hastaya tıbbi terimlerle derdini anlatsa anlamayacak. Ona şöyle diyecek. Bizim uyarlama dediğimiz tercümen ötesinde karşıdakinin anlayacağı anlamda. Yani şunu yap, yani diye başlayan. Yani evet. şunu yapmalısın dedi Akif. Yani diye başlayan çok fazla bunu kullanan bir isimdir. Belki örnek vereceğim. Akif'in yolunda olan bir başka değerli isim Sezai Karakoç'un ki bu arada önümüzdeki hafta başlıyor dinleyicilerimizin Ramazan'ını tebrik ediyoruz. Eyvallah. Saman yolunda
Seyahat diye bir kitabı var. Ramazan'ı, orucu anlattığı. Evet, Samanyolu'nda ziyafet. Ziyafet. Oradan bazı cümleler seçtim ki aynen o kadar hoşa giden, o kadar metaforik, o kadar şeyler var ki onları da alalım biraz. Evet, hocam. Teşekkür ediyorum. Dursun Ali Hocam, hem bıraktığınız yerden hem de Şaban Hocam'ın işaret ettiği noktadan şimdi din dili, Hazreti Peygamber'in dili, üslubu bir manada. Bu güncellenerek dönemin şartlarına göre dinle ilgili meseleleri konuşan insanların o usulü, üslubu kendi çağlarına göre devam ettirmeleri beklenir. Evet. Ama bu halka sanki bir yerlerde zayıflıyor ve kopuyor gibi. Evet. Doğru mu anlıyorum? Şimdi çok güzel hocam buyurdunuz. Şimdi tabii bizim şu anki meselemiz dini dil. Dini dil. Din tabii dili gerçekten eyvallah çok özel bir dil. Yani Tanrı'nın dili, Kur'an'ın dili, hadislerin meslek icabı. Onun uzmanları var. Oraya da girmek lazım. Başka mı? Ama biz dini değil. Evet. Daha önemli olan bu. O da şudur. Dini en sahih haliyle, en doğru haliyle insanlara ulaştırmak isteyenlerin kullanması gerekendir ki bu dil, bakın hepimizin dili. Sadece vaizlerin, imamların değil. Bir baba olarak da benim dilim. Anne olarak da bizim dilimiz. Yani şu geçen de birisi söylüyor. Bir adamı anlatıyor. Böyle bir baba olursa diyor, bu çocuğun ateist olmaması mümkün değil. Şimdi bakın çok nefis bir örnek vereceğim. Beynun Akyavaş vardır rahmetli hocamız. Hı hı. Ankara Üniversitesi'nde. Ve bunun bir şeyi var. Anketi var hocam. Çok nefis bir şeydir bu. İlkokulda bir çalışma yapıyorlar. Diyorlar ki Allah'ımı çok seviyorsunuz, peygamberimi çok seviyorsunuz. Böyle sevgili bir anket yapıyorlar. İşin garibi ilkokulda Peygamberimizi çok seviyoruz çıkıyor anketlerde. Allah'ı seven yok aşkım. Bu nasıl bir sonuç ya? Evet. Çocukları çağırırlar. Dehşet verici bir sonuç. Dehşet bir şey. Kızım, oğlum, yavrum. Ne oldu ya? Allah'ı niye sevmiyorsun? Peygamberi seviyorsun. Diyorlar ki topluca. Hocam, Allah'ın cehennemi var. Bizi cayır cayır yakıyormuş. Ama peygamberin cehennemi yok. Diyorlar. Hoca diyor ki şaşırdık, donduk kaldık. Dedik ki diyor ya bunlar nasıl bir din anlatılıyor da bu sahabiler, bu çocuklar böyle dehşetli bir sonuca varmışlar filan. Yani malum şey, hoca ödevini yapmazsa Allah seni yakar, annene karşı gelsin Allah seni yakar, şunu yapmazsan ceza merkezli bir din anlatıyorsun. Bakın bu dini anne de baba da yapabilir. Yani hangimiz, şöyle bir şey var malumunuz, Hristiyanlıkta dini anlatmak papazların görevi. Vallahi vatandaşın görevi yok yani. Tabii. Yahudilikte falan da bir. Ama bizde, hocam bakın bizde her mümin emri bil maruf ve nehyi anil münker. Yani iyiliği emri anlatmakla, kötülükten sakınılmakla memuruz biz. Evet. Peki bu ne? Hepimiz bir davetçiyiz o manada. Evet, mecburuz. Çünkü bu da bir şey. Yani peki iyilik ne ki anlatayım? Evet. Kötülük ne ki mani olayım? Mani olayım. Benim bunu bilmem lazım. Tabii şöyle bir şey de var. O yüzden hep diyoruz ya, İslam dinine cahiller girebilir. Ama İslam dinine cahiller kalamaz. Evet. Çok zor. Yani cahil mümin olabilirsin de cahil mümin kalamazsın. Çünkü çok şey bilmen gerekiyor. O yüzden kitabımız oku diye inmiş mübarek yani. Evet. Abi okumadan zor, bilmeden zor. Dini yürütmek çok zor. Bu yüzden şimdi Yunus Emre Hazretleri'nin Risalet-i Nusriye diye bir kitabı var. Evet. Muhteşem bir eserdir. Şimdi bir de şu var hocam. Bu kitaplar biz tasavvufi eser diye damgalamışız, bırakmışız. Bunlardaki bir din dili var. Bakın ben eski edebiyatçı olduğum için siz de tasavvuf edebiyatı nasıl biliyorsunuz. Bunlara bir din dili var. Muhteşemdir bakın. Şimdi biz acizane, vaizlerimiz, ilahiyatçılarımız, edebiyatçılarımız, anne babalarımız, daha da gene söyleyeyim, eğitim sistemimiz bu din dilinden dil devşirmiyoruz. Evet. Anlatı devşirmiyoruz. Örnek veriyorum. O kitabın girişinde, şimdi hep Risalet-i Nusriye izleyiciler yazsınlar baksa internete. Der ki tasavvufu bir risale, bir mesnevi, işte dervişlere verilen öğütler. Ya alakası yok. Hocam o kitapta biliyorsunuz 6 tane temel duyguyu ele alır. Yunus Emre Hazretleri, evet. Öfke, buşu diyor, işte kibir, bühtan, dedikodu, açgözlülük gibi duyguları ele alır. Der ki öfke tarafından ele geçirilmiş bir insan kendini öfkeden nasıl kurtarabilir? Adamın derdi bu. Aslında Risalet-i Nusriye
muhteşem bir kişisel girişim kitabı. Şu an için konuşuyorum. Yani bir din dili var. Dili örnek vereceğim. Şimdi ben örnek veriyorum. Sınıflarda, üniversitede hocayız. Her sene sorarım. Birinci sınıfta giriyorlar. Diyoruz ki arkadaş soruyorum. Cennet niçin var? Diyor ki hocam cennet ödül. Onun için evet. Peki cehennem ceza. Tamam. Öyle mi? Öyle. Hiç aksini söyleyen çıkmadı. Yunus Emre Hazretleri diyor ki onun girişinde uçmak cennet padişahın fazlı pertevindendir. Cennet ödül falan değil ha. Cennet Allah'ın fazlındandır. Dilediğine verir. Lütuf ve ikramdır yani. Lütuf ve ikramdır. Dilediğine verir. Kazanılan bir şeyden çok. Tamam hocam. Kazanılan bir şey değil. Bakın, burada özür dilerim ilk Buyurun. Olarak. Yani farklı bir şey söyleme. Evet. Çok farklı. Öncesini söylediğiniz gibi. Evet. Yeni bir şey söylüyor. Dikkat çekiyor ve hiç kimse daha önce böyle bir yorum yapmamış. Daha böyle bir gerçekten. Yapmamış. Bu dikkat çeker. İlk evet. Yani şimdi bizim kitabı 700 yılda duruyor mübarek. Cennet daha da vahimi. Cehennem tamu Türkçe biliyorsun. Tamu padişahın adli pertevindendir diyor hocam. Evet. Cehennem de diyor. Adalet için. Adalet sebebi. Yok adalet için. Cehennem haşa. Değeri dinleyene ceza için ceza değil. Allah kimseyi haşa yakmıyor. Öyle bir şey yok. Şimdi nedir adalet için var. Çünkü dünyada bazı insanlar bir şekilde adaleti arkadan dolanabiliyor. Tabii. İnsanları nüfuzla, güçle kandırabiliyor. Ama diyor ki adalet ila nihayet tecelli edecektir. Bakın biz cehennemi asırlardır Yunus Emre'yi okusak var ya adalet için anlatacağız. Yani ödül ve cezadan çıkacağız. Fazıl ve adalete döneceğiz. Çok basit bir şey. Ha o zaman böyle dedi mi değişiyor. Şimdi bu dilden biz mesela üslub-ı hakim diye hocam üslub-ı hakim diye bir teknik var eski evet. zamanlarda. Üslub-ı hakim özellikle Mevlana Hazretleri'nin çok sık kullandığı mesnevide muhteşem bir tekniktir. Bugünkü karşılığı ben dili. Ben dili. Bugün evet. psikolojide var ya ben dili. Bugün kişisel gelişim kitaplarında ben dili deyince bize çok cazip geliyor ya. Evet. O Mevlana'da üslub-ı hakim olarak zaten var. Var ve üslub-ı hakimin asıl kaynağı Peygamberimiz ve onunla asıl kaynak Kur'an-ı Kerim. Eyvallah. Burayı açalım hocam biraz. Tabii Tahir Mevlevi merhum diyor ki Mesnevi şerhinde diyor ki burada üslub-ı hakim vardır diyor. Allah rahmet etsin orayı da açmış. Nedir bu diyor? Şudur diyor. Karşıdaki kişiye bir duyguyu, bir düşünceyi aktarmak istiyorsanız o kişiye diyor bunu o kişiyi suçu yapmış gibi veyahut da yapmamış gibi aktarmayın da sanki kendi üzerine alıyormuş gibi söylüyor. Ben değil de söyleyin, sen değil de. Yapmıyorsun, yapmıyorsun deme. Yani yapıyoruz, yapsan iyi olacak falan. Örnek veriyor. Kur'an-ı Kerim'de haşa Cenab-ı Hak kullarıyla asla polemiğe girmez diyor. Tabii. Şöyle bir şey. Derler ki diyor Allah Allah bu kemikleri de kim yaratacakmış, çürümüş kemikleri? De ki onları ilk yaratan. Evet. Süper. Hiç tartışma yok tamam mı? İlk yaratan. Mesela Yahudiler dediler ki diyor ya Adem nasıl babası çocuk olur ya? İsa'nın babası yok. Böyle bir şey inanmadılar diyor. Onlara de ki diyor Cenab-ı Hak. Ya Adem'e inanıyorsunuz ya. İsa'ya niye inanmış? Ya Adem Allah'ın hiç yoktan yarattığına inanıyor. İsa daha kolay. Annesi bari var yani. Ya bakın Cenab-ı Hak diyor. Cenab-ı Hakk'ın dili bu ben dili var ya muhteşem üslub-ı hakim diyor. Mevlana Hazretleri'nin bunun şeyi şu hocam. Şimdi Nietzsche'nin bir sözü var. Nietzsche diyor ki bir kişi yaşantı yoluyla bir hale kapalıysa diyor siz onu duyguya açamazsınız diyor. Bakın muhteşem bir örnektir bu. Ne demek bu? Mesela çocuğumuz fakirliği bilmiyor. Ya biz şimdi aynı nesiliz ya. Biz fakir, yoksul falan büyüdük. Yavrum senin zamanın, biz zamanımızda ekmek yoktu. Peynir bulamıyorduk. Ya bunu deme. Çokça yapıyoruz bunu. Yapıyoruz. Çocuğun önünde 40 tane peynir var. Ekmek diyorsun ki biz peynir. Ya var. Bak o yaşantıya kapalı. Ya fakirliği bilmiyor. Duyguyu açmaya çalışıyorum. Yaşantıya kapalı bir kişi duyguyu açmak istiyorsan bunu ancak sanatla yapabilirsin. Sanatla hocam. Ne biliyor musun? İşte üslub-ı hakim şu. Mevlana Hazretleri bir şeyi birine anlatacaksa önce o kişiyi bir olay içerisine dahil ediyor. Bir hikayeye kurgu yapıyor. Evet. O kurguya dahil ediyor. Sonra onu onaylatıyor. Çok güzel bir örneği var. Bir gün diyorlar ki Mevlana Hazretleri'ne ya bizim bir komşumuz var. Hazreti Osman'a Yahudi diyor ya.
Var ya bu işte Hazreti Ali'yi sevenler, o işte Şiiler falan. Şiiler, işte. Hazreti Osman'ı sevmeyen Ebu Bekir falan böyle, böyle biliyorsunuz. Çok ağır hakaretler diyor. Efendim buna bir şey diyelim diyorlar. Şimdi bana bize deseler. Vallahi gidelim dedim ki kardeşim sen böyle de Yahudi diyormuşsun. Evet. Ya peygamberin damadı Yahudi denir mi falan. O da biliyor damadı olduğunu. Yine buna rağmen diyor. Bakın Mevlana sen ne yapıyor musun? Hiç öyle bir şey yapmıyor. Gitti diyor. Önce adam araştırdı. Kim bu adam? Bakın. Adamın bir kızı varmış. Tamam. Mevlana Hazretleri gidiyor. Tabi adam Mevlana Hazretleri'ni tanıyor. Diyor ki selam aleyküm. İşte aleyhisselam efendim. Diyor ki sizin bir kızınız varmış diyor. Ben biraz diyor onun için geldim. Estağfurullah efendim. Ellerinizle efendim falan. Ya benim komşum var Yahudi diyor. Bir oğlu var çok yakışıklı. Bir efendi kibar bir çocuktur diyor. Sizin kızı sevmiş fakat diyemiyor korkuyor. Beni aracı kıldı diyor. Allah'ın emriyle peygamberin kızınızı istiyorum falan. Adam diyor ki efendim benim kızım ben Müslümanım diyor ya. Biz Müslümanın kızı Yahudi'ye verilir mi? Ya olacak şey mi diyor. Bu bir kere dinen, dinen haramdır bu. Dinen caiz değil falan. Siz dahi bir alimsiz estağfurullah. Ya aşk her şeyi çözer diyor. Bakın. Önemli değil. Bakarsın Müslüman olur diye sevabına gireriz. Efendim estağfurullah. İslam zahire hüküm verir. Batına ben. O zaman diyor ki ben bir adam. Sen bir kızını bir Yahudi'ye vermiyorsun da. Peygamber iki kızını nasıl bir Yahudi'ye verdi diyor. Evet. Bu adam, adam orada kalıyor da şimdi bakın. Müthiş bir kurgudur bu. Şimdi Üslub-ı Hakim o kadar iyi bir teknik ki şu, karşıdaki insana bir değeri aktarmak istiyorsak, o insanın o değerle ilgili durumunu öğrenmemiz lazım. Evet. Bir kurguya dahil etmemiz lazım. Yani dini dilde eğer bir sonuç almak gibi hedefimiz varsa, varsa ki dini dil zaten doğrudan bu hedefe dönük. Tabii tabii. Tabii. Dini dil retorik yapmak için kullanılabilecek bir şey değil. Dini dilde bir hedef varsa bu hedefe giden bu yolları en kestirme, en etkili yolu bulmak gerekiyor. Yani şu da esas hocam bakın. Ben şu Şevami'de söyledi. Çok güzel bir Bektaşi fıkrası vardır. Müsaade ederseniz. Lütfen sana. Lütfen hocam buyurun. Bektaşi fıkrası deyince korkutuyorsunuz ama herhalde anlatılacak bir fıkra. Tabii tabii çok güzel çok güzel. Buyurun. Diyor ki Bektaşi baba diyorlar erenlerin kerameti olur. Sizde keramet yok mu diyorlar. Olmaz mı diyor buyur diyor keramet. Bu ne var? Ne var keramet diyorlar ne istiyorsunuz diyor. Şu ağacı çağır diyorlar gelsin. Tamam diyor. Çağırıyor. Ey ağaç gel. Tabii ağaç gelmiyor. Üç sefer diyor gelmeyince kalkıyor bu ağaca doğru gidiyor. Baba ne yapıyorsun diyorlar. Oğlum bizim keramet budur diyor. Biz de gelmeyene giderler oğlum. Eyvallah. Şimdi hocam şu var. İletişim giderek kurulur. Çağırılarak kurulmaz. Evet. Bak bak bu çok önemli. Çok önemli bir kaideye dikkat çekiyorsunuz. Çok temel mesele hocam. Ben bir değeri, bir düşünceyi, bir inancı aktarmak istediğim insana gidersem bunu başarırım. Netice çağırırsam olur. Değil. Evet. Hani şimdi diyorlar ayağa kalkacağım. Şimdi diyorlar ki eskiden biz şimdi eğiliyorduk. Çocuğu evet. Alıp yukarı kaldırıyorduk. Evet hocam. Diyor ki bunu yapman yanlışmış bu diyorlar. Yanlışmış. Çünkü çocuğu yukarı kaldırıyorsun. Kendi seviyene çıkarıyorsun. Çocuğu aşağılıyorsun. Şimdi konuşabiliriz. Sen in diyorlar. Ha sen in aşağı in çocuğu al. Diyorlar. Beraberce. Ya, çocuğu aşağı in diyorlar. Çocuğun seviyesinde konuş. Halbuki bakın bu da aşağı inmek de yanlış. Orada kalan. Peygamberimizin yaptığını yapacaksın. Peygamberimiz ne yapıyor? Çocuğu eğiliyor. Kucağına alıyor. Önce onun seviyesine iniyor. İniyor, sonra onu kendi seviyesine beraberce abi, yükseltiyor. Süper. Adı bak, beden dili. İşte beden bak, dili. Bugün buna biz şimdi, beden dili. Evet. Şimdi mesela şu da var. Peygamberimiz hocam muhatabı kim olursa olsun ciddiye alıyor. Bakın çok ciddiye alıyor. Biz muhatabımızı ciddiye almadan ona bir diye çocuğum bile olsa bak ben peygamberimizin çocuğu geliyor kızı ayağa kalkıyor öyle karşılık etmeyle mi? Tabii. Ben çocuğum diye öğrencim diye hakaret edersem küçük görsem hor görürsem aktaramam. Malumunuz peygamberimiz yani günah işlemek için kendisinden izin isteyen adama bile bak diyor, şöyle diyor, anlatıyor. Gel bir otur sen diyor şuraya, evet. Bir konuşalım seninle. Bir, giderek iletişim kurabiliriz. İki, iletişim kurmak istediğimiz insana, ha, o dille ciddi almamız lazım. Ciddi almamız lazım. Mesela iki, iletişim ancak karşının diliyle kurulur. Benim dilimle kurulamaz. Ben çocuğumun dilini anlarım, o beni anlayamaz. Beni anlamıyorsun, anlayamaz. Öğrencime ben giderek iletişim kuracağım, ciddiye alacağım. Üç, onun dilini kullanacağım. Evet. Eğer Peygamberimiz kendi dilini kullansaydı Allah'tan vahiy alıyor. O dili biz ne anlayacağız yani? Anlayamazdık. Evet. O dili çeviriyor,
Hani şunu hep şu örneği veririz. Kuşlar giderler, bir eti yakalarlar, parçalarlar, getirip yavrusunu ağzına bırakmazlar. Boğulur hayvan. Önce kendisi hazmediyor, çiğniyor. Yavrusunu ağzına... Sindirime kadar... hazır halde veriyor. Evet. İletişim tam da bu işte. Karşının dilini. Ama karşının dilini öğrenmeden de ona gitmeyelim. Eyvallah. Şu andaki en büyük kusurlarımızdan birisi o dili öğrenmeden gidiyoruz. Ha, evet, o dili öğrenmeden gidince de daha büyük arızalara sebebiyet veriyor. Tabii. Çünkü iletişim kuramıyoruz. Evet. Bizim edebiyat dilinde dilin kullanımında genelde iki kavram olan biri anlatma. Tesir buradan girer, buradan çıkar. Evet. Gösterme. Evet. Gösterme tekniği. Özellikle hikaye, metafor ve özellikle hikayeler sanat diliyle anlatma. Nietzsche'nin cümlesini andı Dursun Ali Bey. O gösterme. Gözlerimle gördüm artık unutmam. Mantığı evet. Vardır burada. Sanat gösterir. Bu anlamda süremiz boyunca şunu söyleyelim. Özellikle bizim medeniyetimiz bir hikaye medeniyeti. Evet. Kıssa medeniyeti bilhassa. Kur'an'ın da 3'te 2 kıssalardan. Tabii onu söyleyeceğim. Evet. Bugün bunun belki sebeplerini zaman kalırsa konuşacağız bunun sebepleri. Şu cümleleri çok duyuyoruz. Hani bana hikaye anlatma, bana masal anlatma, bana edebiyat yapma, işte bana felsefe yapma gibi bir durumun bu damarlar kurutulmuş. Özellikle oysa bizim medeniyetimiz, siz de bahsettiniz, kıssa medeniyeti Allah-u Teala da meramını kıssalarla anlatıyor değil mi? Ya kutsan, hatta Kur'an-ı Kerim'in 12. suresi olan Yusuf suresi, evet. Bizzat o surede geçen ahsenel kasas diye geçer. Kıssaların en güzeli. Şimdi bunu örnek alan, İslam alimleri, başta işte bizim kendi tarihimize bakıyoruz. Hı hı. İşte Mevlana Mesnevi, Mantık-ı Tayr, evet. Fıkralar. Halk kesiminin her biri bugün fıkralar, hikayeler, Nasreddin Hoca falan, işte Bektaşi fıkraları dedi. Bugün bile fıkralar, yani anlatma değil, gösterme. Evet, resmetme aslında. Evet, anlatma değil, gösterme tekniğini kullanıyoruz. Evet. Eyvallah. Şimdi burada özellikle nasıl diyelim? Onu istersen şeyden sonra konuşalım. Aradan sonra. Şimdi, Rus bakalım. Bilim romancı Alexander Solzhenitsyn'ın bir tasnifi var. Dile de uyarlayacağımız. Ve burada hani bir söz vardı, bütün yollar Roma'ya çıkar, bütün yollar peygamberimize çıkıyor. Şununla bitireyim ben de müsaadenizle. Dil ile ahlak, sosyoloji arasında da yakın ilişki var. Ahlak. Hı hı. Çünkü sosyolojik bir gerçektir. İki kişinin başladığı yerde başlar, olduğu yerde başlar ahlak. Kanun da orada başlar, hukuk da orada başlar. Eyvallah. Bir şekilde. Mesela eşyayı bir insan kendi dışındaki bir eşyayı güzelleştirirse, estetize ederse buna sanat deriz. İnsan kendi davranışını güzelleştirir, buna ahlak deriz. Bu anlamda sanatla ahlak bir madalyonun iki yüzü gibidir. Biz peygamberimiz bir şair değil öyle deseler bile. Bildiğimiz modern anlamda bir sanatçı değildi belki ama bir ahlak abidesiydi. Aha. Biliyoruz ben bir güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyen peygamberimizin bütün ahlaki kıssalarını, yaşadıklarını en güzel dil örneği, dil çeşitlemesi diye ve anlatabiliriz. Biri de bunu yazıyor, estetize ediyor, peygamberimiz yaşıyor. Evet, eyvallah hocam. Şimdi şöyle bir şey, burada şunu Dursun Ali Bey'in ifade ettiği, harika bir şekilde ifade etti. Konuşan ve dinleyen, dil iki kişiyle değil mi? Evet, iki kişiyle. Konuşan ve dinleyen, hatip ve muhatap demişler. Eyvallah. Başka bir iletişim anlamında. Yazan ve okuyan diyebiliriz, oynayan ve seyreden, böyle farklı sanatlara bunu uyarlamamız mümkün. Böyle ikili bir yapı içindeki ilişkileri sorgularken Alexander Solzhenitsyn bunu ben din diline uygun bir şekilde getirdim. İlginç bir şey çıkıyor. Diyor ki uzatmadan konuşan ve dinleyen, yani hatip ve muhatap farklı sınıflarda olursa burada iletişim olmaz. Diyor. Farklı sınıflarda olur. Sınıf dediği şey mesela, nasıl diyelim bunu? Aynı jargondan anlayan aynı. Evet, aynı dil kullanmıyor. Biri üstte, biri altta ise, kibir varsa,
ve şunu derse siz zaten cahilsiniz, benim dediğimi anlamıyorsunuz, hakaret makaret falan. Maalesef eğitimde bunun karşılığı çok fazla. Bazı meslektaşlarımız, hocaların öğrencileri beni anlamıyorsunuz falan, hakarete falan. Acaba öğrencinin anlayabileceği bir dil. Bizim kullanıyor musun sen acaba? Kullanıyor musunuz, kullanmıyor musunuz? Bu anlamda böyle bir şey var. Yani hoca, dini anlatan vaiz, kim dersek diyelim, karşıdaki insanın seviyesine inmiyor. Onun anlayabileceği bir şeye, sorularına kızıyor falan falan filan. Şimdi din dili dedik de iletişimin sağlanmamasında birinci kategori bu. Hatip kibir üstte, muhatap altta. Bu problem. Bu problem alanı. Yani sağlıklı bir din dilinin kurulması için bu problemin yok edilmesi. Eyvallah. Anlamında. Az önce hocamın söylediği gibi aynı anlayış seviyesine inmek gerekiyor ya da çıkarmak gerekiyor. İkincisi tersi bunun. O nasıl hocam? Bu şöyle, muhatap, hatip alt sınıftan, Muhatap yukarıdan. Muhatap yukarıdan. Buna peygamber sendromu diyorlar. Peygamberler, mesela bizim peygamberimiz geldiğinde Ebu Cehillerin, Ebu Süfyanların falan, ya da değil mi Yunus Aleyhisselam mıydı o? Bırakıp giden balığın kaçtığı falan. Evet, Yunus Aleyhisselam. Ben bunlara mı anlatacağım? Hatta en şey Firavun'a, Hazreti Musa'nın anlatma noktasında. Yani şu var, fakir gariban bir hocanın kentli zengin öğrencilere ders anlatırkenki hitabında böyle bir kibir, değer çatışması, uzun mevzu da böyle böyle özetliyoruz. Şimdi burada en büyük sorun din dilinde, özellikle bunun şeyleri de vardır çatışma anlamında ve trajik hal diye bir kavram var. Bunu da açmak isterim belki sonuna doğru. Eyvallah. Özellikle şu vardır, şunu söyleyelim. Kur'an'ın din dilinden bahsettiğimiz anlamda Kur'an'ın asıl emirlerini muhataba göre değiştirmesi talep edilebilir. Diyor ki Kur'an'da şu var, bize bunu anlatma. Yani Kur'an'ın Allah'ın emrettiklerinin vahiy değil, muhatabın emrettikleri. Yani özellikle mesela Ebu Cehil miydi Dursun Hoca, o peygamberimizle şunu diyor, tamam sen dürüstsün, sana inanırız da bazı şartlarımız var diyor. Tabii yani bir anlaşalım diyor, bir orta yol bulalım. Evet. Sen de biraz taviz ver. Taviz ver. Bir köleyle ben aynı safrada yemek yiyeceğim. Bir köleyle ben aynı safta mı namaz kılacağım. Yani onlar haddini, onlar geride olsunlar falan diye. Yani taviz istiyor hatipten. Şimdi birçok kişi acaba buna direnebilir mi? Yani karşıdaki güçlü muhatabın şeylerine direnebilir mi? Trajik hal dediğimiz biraz da bu. Ama peygamberimiz gibi biri olmak lazım. Hani bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz hakikatten dönmem diyen bir bilinç hali. Özellikle burada bizim medeniyet tarihimizde, batılılaşma, modernleşme tarihimizde bu konu çok tartışılmış. Sınıf esası, kast sistemi bağlamında. Yani Kemal Tahir diyor ki, romancı, Osmanlı'da İslam dünyasında kast yoktur, tabaka vardır diyor. Kast batıda vardır. En önemli özelliği bir sınıftan başka bir sınıfa geçiş olmaz. Tabakada ise diyor geçiş mümkündür. Sen köylüyken şehirli olur, değil mi? Zenginken fakir olur, fakirken zengin olur. Mesela hükümdardır diyor, bir ceza alır, kürek mahkumu olur. Yani böyle doğuştan getirdiği sınıfsal bir ayrıcalığı yoktur anlamında. Bununla ilgili özellikle bizim tarihimizi Osmanlı mucizesi ki Yahya Kemal'in, Kemal Tahir'in falan Türk ruhu diye kodladığı bir kavram var. Dört tip Türk tipi var biliyorsunuz. Aşık Paşa'nın Garipname'sinde de dile getirdiği. Hani Anadolu bacıları, Anadolu dervişleri, Anadolu ahileri, Anadolu gazileri de. Bunlar dört ayrı tip. Fakat bunlar arasında dört ayrı dil var. Bir araya gelince mesela padişah ahidir, gelir din adamının önünde eğilir. Ben padişahım falan filan demez. Yani herkes orada tıpkı ilmin önünde eğilme. Hani peygamberimizin hadisidir. Mevlana da söylüyor ya, ilmin ayağına gidilir, ilim ayağa gitmez anlamında. Tekrar şunu söyleyeyim. Her ne söylersek söyleyelim peygamberimize çıkıyor. Onun yaptığı gibi özellikle. Bütün yollar oraya bağlanıyor. Oraya çıkıyor, evet. Dini dilin de bağlandığı yer yine orası. Mevlana'dan okuyoruz, Mehmet Akif'ten okuyoruz. Bizim yine kavramsallaşmamız Dursun Ali Bey'e aittir. Zemin metin dediğimiz ya bir Kur'an ayetine ya bir peygamber hadisine dayanıyor. Özellikle arkasında kuvvetli bir delil var.
Evet. Yani bunların farkında olmamız gerekir. Ama bahsettiğiniz o hani zemin metinler ki evet. Bizim tarihimizi de çok yoğun bir şekilde kültürümüzü de etkilemiş metinler. Bütün bunlar bir Kur'an ayetine, bir hadisi şerife dayanıyor. Fakat yeni bir üslup ve dille dile getiriliyor. Evet. Doğru mudur Dursunlar Hocam? Buyurun. Özür dilerim bir şey söyleyeyim. Buyurun hocam. Bu anlamda North nasıl okunuyor bilmiyorum. Northrop Frye. Frye. Bunun bir sözü var. Özellikle zemin metin bağlamında diyor ki Batı edebiyatı, Batı medeniyeti, Batı kültürü böyle uzatmış İncil olmadan anlaşılamaz diyor. İncil olmadan anlaşılamaz. İncil olmadan anlaşılamaz diyor. Ve en başta zemin metinlerin başında İncil'i anıyor. Zikrediyor Batı şimdi, için. Evet. Bir de bizde de din dilinde az önce söylemeye çalıştım ya Kur'an'ı onu zemin metni. Çünkü meşruiyet diye hukuki bir terim vardır. Hani bir belki az sonra söyleyeceğimiz yine din diliyle ahlakla bağlantılı bir değerler kavramı vardır. Evet. Değer kavramı da var. Onunla ilgili değerlerin meşruiyeti var. Bir şey güzel diyor neye göre güzel? Doğru diyor neye göre doğru? Değil mi? Faydalı diyor neye göre faydalı? Özellikle vahyin diline baktığımız zaman Allah-u Teala bir şeylere haram diyor, bir şeylere helal diyor. O zaman güzel çıkıyor, doğru çıkıyor, tabii, yanlış tabii. Çıkıyor. Helaller uygulana farklı yerde değil mi? Şeyler güzel davranışlar çıkıyor. O davranışa ve onun ifadesi olan dile dönüşüyor. Haramlar da kaçıla yapılmaması gereken şeye dönüşüyor. Değerler. Ona ayrıca değinebiliriz isterseniz. Eyvallah hocam. Vakit olursa yine oraya da gireriz evet, inşallah. Evet. Dursunlar hocam bir cümleye başlamıştınız herhalde. Evet. Buyurun lütfen. Şimdi benim az evvel kastettiğim yani karşıya gitmemiz gerekiyor. Hı hı. Gittiğin kişinin dilini bilmemiz gerekiyor. Üç, onu ciddiye almamız gerekiyor. Ben acizane burada büyük bir sorun gördüğüm için. Bugün günümüzde burada büyük bir problem var. Büyük bir problem var. Yani çocuğunu ciddiye almıyor. Ya sen ne anlarsın gibi öğrenci ciddiye. Hayır bunu yapma. Ya da cemaatini ciddiye almıyor. Arkadaşını ciddiye almıyor. Evet yani muhatabı ciddiye almıyor. Şimdi bu o kadar önemli bir konu ki. Peygamber bir defa Kur'an-ı Kerim'e. Şimdi bizim yani Kur'an-ı Kerim'i anlatma ki en büyük dil o dildir zaten. Örnek o dil. Tabii. Mesela. Zemin metin bağlamında. Cenab-ı Hak diyor ki anlayasınız diye Arapça indirdik. Muhatabın dilini ciddiye al. İki, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak en büyük düşmanları da ciddiye alıyor. Tabii. Alay etmiyor bakın. Yani Firavun'u konuşturuyor. Yani haşa biz olsa konuşturmazdı düşmanımız. Bazen biz deriz ki adı lazım değil. Gıcık kaptık ki adama. Adını almayız. Cenab-ı Hak Firavun'un adını anıyor orada. Kaç defa anıyor. Tabii. Ebu Leheb'e sure indiriyor filan. İnsana diyor ki ya Ebu Leheb'e sure mi indiriyor filan diye. Velid bin Mure'yi anlatıyor. Anlatıyor. Diyor ki ya hayır Cenab-ı Hak ciddiye alıyor. Peygamberimiz en büyük düşmanını ciddiye alıyor. Bunu, bak lütfen ben annelere, babalara, öğretmenlere herkese söylüyorum. Muhatabını ciddiye al. Yani şu var. Değer vermediğimizi bir şeyden değer üretemeyiz. Bu mümkün değil. Önce değer vereceğiz ki. Mesela ben bir gün bu Twitter'da sosyal medyayı kullanıyorum. Biri bana diyor ki sen ilahiyatçı mısın diyor. Ayetleri gibi bir şey almışım. Dedim kardeşim bu Kur'an-ı Kerim ilahiyatçılara inmedi. Kur'an-ı Kerim Müslümanlara da inmedi. İnsan. Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa indi. Bak öyle şeyler var ki mesela bizim Kur'an-ı Kerim'de anlayamadığımız şeyleri bir kafir anlayabiliyor. Örnek verelim. Bir tane papaz Müslüman olmuş. Diyorlar ki neden Müslüman oldun diyor. Tebbe suresi yüzünden Müslüman oldum diyor. Evet. Diyor ki ne alakası var? Ya Tebbe suresi Ebu Leheb hakkında inmiş. Ebu Leheb'in ve karısının cehennemin olacağını söylüyor bu sure. Halbuki Ebu Leheb bu sure indikten sonra 8 yıl daha yaşamış. Eğer Ebu Leheb gelip deseydi ki peygamberimize madem benim hakkımda böyle bir sürenmiş, ben de gelip Müslüman oldum deseydi ne olurdu diyor. Bütün Kur'an iptal olurdu. İptal olurdu. Peygamber iptal olurdu. Bu nasıl bir kitap ki diyor. 8 yıl sonra ölecek adamın sonunu söylüyor diyor. Bakın. Adam onu anlamış. Ama bizim öyle hocalarımız var, ilahiyatçılarımız. Tebbe suresini Cenab-ı Hak ciddiye aldı diye. Yani mesele hafife alıyorlar. Bak bu değil. Mesela en fazla niye işte Yahudilerden bahsediyor? Ya şimdi bakın. Yahya Kemal'in çok özel bir dili vardır. Biz o adamın bunun diline muhtaçız. Şimdi evet. Diyor ki Batı'ya gittiğiniz zaman diyor Batı'da diyor her yedi heykelleri görürsünüz diyor. Hocam bak.
Her heykeller vardır. Her sokakta, caddede diyor meydan heykeli var. Dersin ki buna heykel. Amacı şudur diyor. Der ki diyor, oğlum, kızım, yavrum, bak bu heykel yapılan kişi var ya, bunu unutma. Bu adam sana buraya vatan yapandır. Evet. Bu adam sana bu dili bırakandır. Bu adam senin kültürünü yaşatandır. Unutma. Medeniyetinin kurucu unsurlarındandır. Biz heykel yapamadığımız için türbe yaparız diyor. Türbenin amacı dini bir yer olmak değildir diyor. Biz heykel yapamıyoruz ya. Ama diyoruz ki kardeşim şu adamı Şeyh Edebali'yi unutma. Osman Gazi'yi unutma. Ebu Suud'u unutma. İşte Yunus Emre'yi unutma. Niye? Bak kızım, oğlum, bu türbesi olanlar var ya, işte bunlar size burayı vatan bıraktılar. Bu dili bıraktılar. Bu kültürü bıraktılar. Amacı o. Çünkü gönülden Irak, gözden Irak olan şey gönülden Irak oluyor. Şimdi şu vardır. Peygamberimizi Cenab-ı Hak fezekkir, innama ente müzekkir. Hatırlat, sen bir hatırlatıcısın. Dilinin birinci şeyi hatırlatmak. Evet. Bak hatırlatmak. Şunu bir de şu meseleyi söyleyeyim ben. Buna bağlı olarak bir eylemin hocam üç tarafı vardır. Ortada bir eylem var. Bir eylem vardır. İki eylemi yapan vardır. Bir de bu eylemin arkasında bir olgu vardır. Yani olay, kişi, olgu diyoruz. Bir metin üç açıdan okunabilir. Derler ki olay okumak alalade insanların işidir. Evet. Kişiyi okumak düşünenlerin işidir ama olguları okumak bilgelerin işidir. Şimdi dini metinler olay seviyesinde okunursa facia oluyor. Evet. Bir kişi seviyesinde okunursa bir an tekrarlanıp duruyor. Bir evet. Söyleyebilir miyim tam burada? Ha, lütfen. Bir Mevlana yazısında kimin biriydi? Diyor ki Mevlana köylülerin düşmanı değildir, köylülüğün düşmanıdır. İşte bak evet. Tabii. Yani evet. O derler ya. Bunu olguya. Evet evet. Şimdi örnek vereceğim hocam. Bir gün bizim camide bir vaaz ediyor. Diyor ki muhterem Müslümanlar, içinizde diyor esnaflar vardır diyor. Peygamberimiz bir gün pazara gitti. Adam bir hububat satıyormuş. Çuval içerisinde hububat var. Elini daldırdı diyor. Çuvalın altından diyor aldığı şey. Islakları koymuş adam. Çuvalın altına, üstüne kuruları koymuş. Sahtekarlık yapacak belli. Peygamberimiz dedi ki diyor, ezberledim. Men gaşşena fereyse minna, aldatan bizden değildir dedi diyor. Esnaflar dikkat edin. Bak peygamber sizi uyarıyor diyor. İnsanları aldatmayın diyor. Şimdi bu olay okuması, tamam mı? Evet. Ya peygamberimiz sadece esnafa mı diyor bunu sanki? Evet. Şimdi ben şöyle, oradaki bir üniversite hocası olarak siz buradan üstünüze bir vazife çıkarmayabilirsiniz. Çıkarmadım, hiç çıkarmadım. Esnaf değilsiniz. Bana ne esnaf değil, ben onları beni ilgilendirmez dedi yani. Tabii. Şimdi halbuki orada peygamberimiz esnaf demiyor. Aldatan bizden değildir. Beş edebiyatçı olarak. Olay sadece esnafın dükkanında gerçekleşmiş. Başka bir yerde de gerçekleşebilir. İşte bu şu. Dini metinleri okuyan hocalarımızın, abilerimizin, kardeşlerimizin lütfen üçüncü seviyeye gelmeleri lazım. Olgu seviyesi. Olgu bakın, seviyesi. Olgu şu. Ben şimdi edebiyatçı olduğum için meseleyi şöyle okuyorum. Edebi metinleri iki okuma vardır. Bir ad sülemini okuruz, iki es sülemini okuruz. Ad sülemini okuma, olayın olduğu andaki okuma biçimidir. Olay olmuş, bitmişse bitmiştir. Ama es sülemini okuma, ki bu Sasür'ün okuma biçimi, her çağda ve her zamanda geçerli olan olgusal okumadır. Şimdi burada peygamber şunu diyor. Mesela ben öğretmenim. Bana diyor ki, kardeşim ben de müşterim, benim de aslında peygamber dediği şu. Bir hatip muhatabını kandırıyorsa o bizden değildir. Evet. Ben öğretmenim. Dersime gitmiyorum. Eksik gidiyorum, yarı yanlış, tam ders yapmıyorum. Öğrencimi kandırıyorum. Ben doktorum. Hastama iyi bakmıyorum. Sallıyorum, savuşturuyorum. Ben işte esnafı, müşterimi kandırıyorum, imamın cemaatimle ilgilenmem, neyse. Peygamber diyor ki, muhatabını aldatan bizden değildir. Hocam, bu olgusal okuma var ya, bak din dilindeki olgu, çok önemli bu. Mesela ben şimdi bu tür metinde okurken, bu olgusal okumaya hocam müsaade ederseniz şöyle bir örnek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de böyle yaptığı çok fazla. Bir olay ya da bir şahısla ilgili bir mevzu kendisine geldiğinde Efendimiz sizden birilerine ne oluyor ki diyerek kişi ve olayı olgu seviyesine çıkararak bir hüküm ortaya koyuyor. Çok zaman böyle şeyler yapıyor. Böyle. Evet, yani şimdi mesela şu, elinizde bir ağaç dikiyorken kıyamet kopuyorsa bu ağacı dikin diyor.
Bunu orman haftasında okuyor sadece. Ya bu ağaç bir metafor. Evet, doğru söylüyorsun. Bunu metafor, sadece orman haftasında okuyor. Ama metafor şu. Yani diyor ki Peygamberimiz, bak sizden biri bir iş yapıyorsa, ya o zaman şu, ağacı diken, kıyamet kopuyorsa ağacı diksin, ders yapan kaçsın mı sınıftan? İmam şey, mihrabı mı terk etsin? Bak, evet. Şu, Peygamberimizin olgusal şeyi şu, sizden birisi işini yapıyorken, kıyamet kopsun, işini yapmaya devam et. Kıyamet bile kopsa işini bırakmasın. Aslında hocam bu hadis, olgu bu işte. Olgu bu. Aslında bu hadis tam da iş ahlakının mükemmel bir verisi. Yani iş ahlakı nedir? Peygamberimiz iş ahlakının mükemmel ve sonsuz metaforunu üretmiş. Sizden biri işini yapıyorken kıyamet kopuyor. Kardeş kopsun, ben ne yapayım? Cenab-ı Hak huzuruna çıkacağım, diyeceğim ki ya Rabbi ben işim öldüm ya. Bu kadar. Bak bu önemli. Mesela şimdi diyor ki Peygamberimizle ilgili bir o vaazda şimdi. Bir gün diyor Peygamberimiz dedi ki diyor ben yaslanarak yemek yemem. Muhterem Müslümanlar yaslanarak yemek yemeyin dedi. Hocam. Evet, bunu yasakladı. Çıkınca sordum. Dedim hocam bugün hep yaslanarak yemek yiyoruz ya. Sandalyeye oturup masada yemek yiyoruz yani. Ne yapacağız şimdi biz? Ya ne demek kardeşim dedi. Bak halbuki o olay o çağla ilgili muhteşem bir şey. Çünkü Romalılara böyledir. Biliyorsun soylular yatarak yemek yerler. Ama köleler ayakta yemek yerler. Evet. Peygamber ben burjuva değilim demek istiyor. Yani. O toplumda burjuvanın adeti bu. Olgusal bir tarif yapıyor. Tabii tabii. Olguyu konuşmamız lazım bizim burada. Bu yüzden hocam Cahit Sarıfoğlu rahmetli diyor ki tabii ben şimdi kimseye suçlamıyorum dikkat edin ama eyvallah. Bizi diyor bu parantezler mahvetti diyor. Cahit Sarıfoğlu ne diyor biliyor musunuz? Mesela şu komşusu açken tok yatan bizden değildir. Hadisini Peygamberimiz irad ettiği zaman rivayete göre sahabeler sabaha kadar uyuyamamışlar. Ya acaba aç biri var mı arkadaş? Ne yapacağız? Dışarı çıkıyorlarmış. Uyuyamamışlar. Bakın tedirgin olmuş. Ama biz şimdi bu hadisi şöyle yapıyoruz. Komşusu açken, aç parantez hakiki manada kapama mümin değildir. Ya hakiki manayı niye koyuyorsun oraya diyor Cahit Sarıfoğlu. Kardeşim bunu koymayın diyor. Evet. Adam bir tedirgin olsun ya. Tedirgin olsun. Adam desin ki ya komşusu açken tok atan bizden değil bir düşünsün ve korksun. Mesela desin ki kardeşim ben komşum acaba ben muhatabımı aldatıyor mu ya? Bir tedirgin olsun ya. Diyorsun ki muhatabını aldatan aç parantez gerçek manada Müslüman değildi derseniz. Bunu şurada şu hadisi çok görürüz o zaman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Kendi nefsi için istediğini başkası için de istemedikçe kişi iman etmiş olmaz. Parantez içi hakiki manadır. Hah işte bak bu paranteze bizi mahvetti diyor. Buradan bak şuna geleceğim hocam. Bir hadis vardır muhteşem bir şey. Beşirû ve lâ tünefirû, yessirû ve lâ tuassirû. Ben bu hadis iman etme mevzuyum. Ezberledim, çok etkiledi beni. Ama niye etkiledi biliyor musunuz? Şimdi bu hadis hocamız şöyledir, hadis diyesindeyiz. Arkadaşlar... Peygamber dedi ki dini anlatırken müjdeleyin, nefret ettirmeyin, sevdirin, işte kolaylaştırın, zorlaştırmayın dedi. Dedim ki hocam ya bunu niye biz böyle dini anlatırken yapalım ki hayatımızı uygulayalım ya. Mesela ben babayım. Baba, babalığı sevdir, babalıktan nefret ettirme. Evet. Babalığı kolaylaştır. Ben hocayım. Evet hocayım. Sınıfa giriyorum çocuk benden nefret ediyor. Girme abi o sınıfa. Ya çocuk seni gördüğünde hoca olmaktan... Ha. Vazgeçiyor mesela. Şimdi böyle bir model oluyor. Hocam şey de ahlak dedi güzel, evet. Güzel ahlak. Taşköprülü Zade'nin kitabında Mevzuat-ı Ulum'da diyor ki alimler diyor bakın hocam alimler müderrisler güzel elbiseler giysinler diyor. Ki talebe özensin bunlara tamam mı? Ben derse giriyorum çocuk diyor ki aha gene geldi. Allah Allah bak ya girme derse. Eve giriyorum çocuk kaçacak yer arıyor. Hanım bir yere köşeye siniyor. Ya gitme karışma eve ya. Peygamber dedi ki kolaylaştır, zorlaştırma. Nefret ettirme, sevdir dedi ya. Sen niye bunu dini anlatıyorsun? Hayatın her alanını uygularsak, işte bu din dili var ya bu. Dil, dine, din hayata dönüşmedikçe bu iş olmaz. Eyvallah. Marketteki bir kasiyer. Evet. Bahsettiğiniz şekilde bu hadisi kendisine ilke edinse. Ya, ya. Kolaylaştır, zorlaştırma. Müjdeli nefret ettir. Aynen işte. Böyle bir durumda siz oraya alışverişe gittiğinizde siz mutlu olursunuz. Tabii. O yaptığı işten mutlu olur. Sonra orada siz bal alıp da sirke satan bir surata para ödemek zorunda kalmazsınız mesela. Hocam aynen. İstanbul'da bir zariften bahsederler. Şimdi ismi unuttum. Bir gerçekten bir
Allah dostundan her sabah vapura binermiş, böyle bozuk para özellikle verilmiş. Dedim her gün de bozuk para nasıl buluyorsun? Eğer bütün para verirsem arkadakileri bekletip hakkına girerim dedim. Sanki Mahmut Sami Ramazan oldu. Ya gibi bak hocam, bak var ya, ya ne hale gelmiş biz ya. Bu, evet. Şu niye biliyor musunuz? Hocam bunun temel şeyi şu. Batı medeniyeti insan hakları merkezli bir medeniyettir. İnsan hakları bir faciadır. İnsan hakkında şu vardır. Ben hakkımı korurum. Hakkımı sana yedirmem. Kendi hakkımı korumak için seni ben öldürebilirim de, yok edebilirim de. Şöyle yaptık harbi bakın. Evet. Ama bizim medeniyetimiz kul hakkı merkezi medeniyettir. Evet. Bak insan hakkı değil. Kul hakkında ne biliyor musunuz? Ben sizin hakkınıza girmekten korkarım. Ben sizin hakkınızı korurum. Kendi hakkım değil ya. Yeri geldiğinde kendimden feragat ederim. Ederim. Sizin hakkınız. Çünkü benim Allah'ım diyor ki iki şeyle bana gelme. Bir şirkle gelme, iki kul hakkı gelme. Korkarım. Bu yüzden kul haklı bir medeniyette işte bu din dili var ya. Dil dine dönüşür, din hayata dönüşür. Bu kadar. Eyvallah. Hocam ahlak meselesine özellikle siz vurgu yapmıştınız. Evet. Oradan da devam edebiliriz. Bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi dil edebiyatla yaşar. Evet. Edebiyatın içinde yaşar. Ve edebiyat dini dili hem içine alarak hem geliştirerek yola devam eder ve az önce sizin bahsettiğiniz tehlikeleri bertaraf etmenin yollarından bir tanesi. Yani insanların o ilişki ve iletişimi açık kalabilmesinin ve aynı zamanda da o diller arasındaki geçişliliğin sağlanabilmesinin temel sahiplerinden bir tanesi bir milletin edebiyatının gelişmesidir. Evet, evet, evet. Çünkü sanat üzerinden, imge üzerinden edebiyatla insanlar onu açarlar ve zaten mevcut şeyleri yeni bir dille ancak bu yolla evet. ifade ederler. Buradan sohbeti biraz açalım evet. isterseniz dini bir bağlamında. Şimdi bu aynı zamanda bu soru edebiyat ne işe yarar? Evet hocam, onu da içinde barındırıyor. Bunu derslerde de biz uyguluyoruz. Diyoruz ki hakiki anlamda edebiyat dersi işlenirse bir taşla dört kuş vurulabilir. Bu. Dört kuş hocam. Dört kuş. Yani bir Fransız şairi Valéry, Yahya Kemal anlatıyor. Valéry bu konuda bir meyve yiyorsunuz ve dört vitamin alıyorsunuz gibi bir benzetmesi var. Buyurun hocam. Biz buna değerler diyoruz edebiyatta. Özellikle mesela Yunus Emre'ye söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola avulu, zehirli aşı, yağ ile bal ile bir söz dedirten, sözün kudreti, sözün kuvveti anlamında. Biz deriz ki ne anlattığınız değil, nasıl anlattığınız. Ne anlattığınız değil, nasıl anlattığınız. Evet. Evet. İlk estetik, sanat, felsefe, teknik hep bu nasıl sorusuyla başlar bir şekilde. Burada da edebiyat devreye giriyor. Şimdi şeyden kastımız nedir? Edebiyatta değerler. Aynı zamanda bunun meşruiyeti de vardır. Değerler kültür içinde. Eliot'u okuduğumuzda diyor ki kültür de diyor vahiyden kaynaklanır. Hı hı. Az önce söylemeye çalıştığımız zemin metinlere kadar gider, neye göre olur falan. Şimdi şöyle diyoruz, birincisi bir edebiyat eseri ahlaki değer içerir. Ahlak en başta. Evet. Ahlak nedir? Neyin iyi neyin kötü? Beraz zıttıyla alıyoruz bunu. Yani hangi davranışlar iyi, hangi davranışlar kötü diye kodlanmış toplumsal anlamda. Mesela birine yardım edersiniz, sadaka verirsiniz, onurunu incitmeden, değil mi? Şey olarak bu iyidir. Bu iyidir. Ama giderken çalarsınız, bir numara zarar verirsiniz falan. Bu konuda anlatılar, biraz önce hikaye medeniyeti dememizin sebebi o. Evet. Özellikle masallar, hikayeler, kıssalar, anekdotlar bunlarla doludur. Bu yönüyle evet. baktığınızda bütün edebi metinler bir tarafıyla zaten dinidir. Evet, kesinlikle. Evet. İki yönlü işler bu önemlidir. Eğer iyi olan, iyi davranışı gösteriyorsa, gösterme tekniği dedi ki Allah gösteriyorsa, öğrencinize bunu tavsiye ederim, böyle ol. Şayet kötüyü gösteriyorsa bundan uzak böyle dur. Böyle olma. Yani iyiyi de gösterse, kötüyü de gösterse dersini verir. Evet. Birinci değer bu. Evet. Ahlaki değer. İki, edebiyat eseri yaşadığımız hayata dair bilgiler içerir, gerçek bilgiler. Mesela sinema sanatında diyelim ki 50 yıl önce Ankara'nın şu semtinde bir sinema filmi çekilse, değil mi? Sinema filmi çekilse, mimarlar, sosyologlar, tarihçiler 50 yıl önceki Ankara'yı o film vesilesiyle tanıyabilir. İnsanların saçına, kıyafetlerine bakarak nasıl bir moda varmış falan filan diye. Mesela bugün
Tanzimat yıllarındaki sosyoloji ve psikoloji özellikle Halit Ziya'nın romanlarından çıkarılıyor. Evet. Hatta Dostoyevski'nin romanlarından Freud diyor ki ben psikanalizi çıkardım diyor. Dolayısıyla edebi metinler gerçek hayata dair bilgiler içerir. Eyvallah. Böylece neyin doğru, neyin yanlış olduğunu da ifade eder. İkinci değer bu, ilmi değer. Yani ahlak verdiği gibi ilmi ana bilgiler de veriyor. Üçüncüsü tam bir pedagojik anlamda. Mesela birine göre faydalı olan bir şey diğerine yaş anlamında yaş. Mesela ben edebiyatçıyım. Üniversite seviyesinde Dostoyevski'ye derim ki dünyanın en büyük romancısı herkes okuyor derim ama kime diyeceğim bunu? Herhalde ilkokul çocuğuna önerecek değilim. Hani tıbbi anlamda hani bazı antibiyotikler vardır derler ki çocuğa 250 miligram antibiyotik var. 1000 miligramı öldürürsün falan. Dolayısıyla hangi kitabı, hangi bilgiyi, hangi eseri, hangi edebi metni işte burada da muhatabı tanım anlamında hangi yaş grubundaki çocuğa vereceğiz özellikle. Bugün televizyonlarda şey çıkıyor, şu yaşa uygundur falan bu isabetlidir. Evet. Gönül ister ki yayınladığımız kitapların başında da olsun bu. Kesinlikle hocam. Değil mi? Hangi yer? Bu bu fayda değeri, faydalı ne faydalı olan ne zararlı olan da. Edebiyata deriz ki o romanı çocuk okumasın, en azından şimdi okumasın. O masalı okutmayın. Yani ona zarar verebilir falan diye tıpkı psikolojik anlamda. Bu anlamda edebiyat eseri neyin faydalı neyin zararlı olduğunu da iktisat değeri de diyorlar buna. Dördüncü ve son değer şah beyit vardır şeylerde divan şiirinde estetik değer. Estetik değer. Neyin güzel, neyin güzel, çirkin. Neyin İslam estetiğinde güzelin zıttı çirkin değildir. Değil midir? Eksiktir. Eksik. Eksiktir. Bu anlamda sıralıyoruz dört tane değer. Mesela tek sütuna iyi, doğru, faydalı, güzel. Öbür tarafında kötü, yanlış, zararlı ve eksik. Şimdi böyle bir eğitim tanımı yaptığımızda edebiyat, sanat öğrenciye iyi, faydalı, doğru ve güzel şeyleri, değerleri aşılama, virgül, öğrencileri kötü, yanlış, zararlı ve eksik şeylerle uzak tutma işleminin adıdır. Bir eğitim tanımı edebiyat açısından. Böyle dört tane değer. Özellikle estetik değer, sanat değeridir, edebiyat değeridir. Konuşmanın başında da söyledim. Müsaade ederseniz birkaç tane şey okuyayım şurada. Buyurun hocam lütfen. Mesela ne dediğinizi, nasıl dediğiniz ve en başta da söyle ilk falan. Hani öyle bir çarpıcı söz söylerseniz ki ya çarpıcı bir hikaye ya çarpıcı bir söz, aforizma, özdeyiş dediğimiz. Mesela Mehmet Akif'ten bir söz almışız buraya. Mehmet Akif bir kibirli insan. Kibirli bir insan var. Din adamı ama din adamı tanıdığı falan. Bu kişi bir süre Paris'e gidiyor. Gelince biraz eğitim almış, batı görmüş. Yine şey, kibirli insan. Şu cümleyi söylüyor çarpıcı. Diyor ki, siz insanları eskiden Fatih Minaresi'nden bakardınız. Şimdi Eyfel Kulesi'nden bakıyorsunuz. Evet. Şimdi Sezai Karakoç özellikle... Sezai Karakoç'un Samanyolu'nda ziyafet. O kadar güzel şeyler var ki. Mesela diyor oruç ruhun, vücudun dezenfekte edilmesidir diyor. Sonra Ramazan bir gök sofrasıdır. Yani Samanyolu'nda ziyafet. Yani Kur'an ifadesiyle maide. 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 Bir sofra. Ona benzetiyor böyle. Sonra oruç tutma. Oruç tutma fiilini çocuklara şey yaptığımızda hassasiyet öyle ki ibadetin hassasiyeti yani orucu bozan şeyler falan filan nedir horoz kaçar kuş kaçar hani şey olmaz oruç da o kadar hassas da kaçabilir dikkatli ol anlamında bunu öyle güzel çarpıcı ifade ediyor ki evet yani dini dil burada öyle bir şekilde evet, işletiliyor ki evet. O çarpıcılık. Ramazan'ı böyle dinleyen birinin evet. Bundan etkilenmemesi mümkün değil. Mesela iftar topu diyor bütün Müslümanlar için bir zafer ilanıdır. Toplarla değil mi ilan ediliyor. Sonra oruç bir öğretmendir hem de mistik bir öğretmen. İnsan nefsi terbiyesini pek çok şeye oruç. Diyor ya bize vesileti. Diyor bize ölümü öyle bir güzel anlattı ki vallahi ölesim geldi diyor. Yani. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Oruç mimarların mimarıdır her şeyi tamir eder diyor. Bundan sonra uzun ama dil işte böyle bir şey evet. Ki hocam şimdi Ramazan geliyor Samanyolu'na ziyafet örneğinden gittiğimiz için. Evet. Ramazan birçok insan için belki meşakkat demek, zorluk demek falan. İşte onu
bir şey diyeceğim, evet. Yani. Ya Sezai Karakoç öyle bir anlatıyor ki, şu, meşakkat olmaktan evet, çıkıyor. Şu çok etkilidir diyor, bakın özür dilerim, şu tamam, çok etkilidir. Bu konuya bir şey söylüyor. Melekler ki yemezler ve içmezler, sanki oruçludurlar. Ramazan orucu tutan insan melekleşir diyor. Evet. Ya bu öyle bunun gibi gecelerin de bir imamı vardır diyor. Her şeyin bir en aslı var, imamı vardır. Gecelerin imamı Kadir Gecesidir. Evet. Ya bunun gibi... Hocam bunu bir İngiliz'e, bir Hristiyan'a Ramazan'ı bu metin üzerinden okutsanız hocam, adamın oruç tutası gelir. Evet, evet. İşte, evet, işte alın din öyle dili bir şey. Değil mi? Din evet, dili. Ya Mehmet Akif'in şey yaptığı, anlattığı gibi bütün dilleri bizim Ziya Gökalp'in ifade ettiği hepsini dilime uyan, dini dilime uyan, özellikle sadece peygamberimizin iletişim şeklini gözlemlese kiminle nasıl çocukla çocuk oluyor dedi ya, çekmiyor kendini, eğiliyor. Tabii çiftçiyle çiftçi oluyor. O ciddiye oluyor, alıyor. Yani evet, ciddiye alıyor evet. Şimdi şu hakikaten bu konu buyurun önemli. Hocam söyleyeceğim dediğinizde buyurun. Yani şunu söyleyeceğim yani. Son dinin hocam mucizesi edebi mucizedir. Edebiyat bilinmeden bu dil aktarılamaz. Hmm. Bu din anlatılamaz. Din anlatılamaz. Anlatılırsa işte cehennem yakıcı hale geliyor olur. Haşa, bugün ateistlerin en fazla tartıştığı konu Allah insanlar niye yakıyor? Tartışılan bu. Bak, Allah insanı yakmıyor ama. İşte, tartışıkları o. Söylediğiniz meseleden bakınca. Ama siz Yunus Emre'den baktığınız zaman hiç alakası yok. Ama oradan edebiyattan bakmazsanız. Şimdi Mustafa Kutlu'nun çok hoş bir sözü vardır. Der ki, diyor ki, ahlak insanları Allah'a götürecek diye ödleri kopanlar ahlakı terk edip eteğe sığındılar diyor. Evet. Bak müthiş bir şey. Şimdi bu cümle dehşet bir şey. Bir dili kullanan insanların o dille ifade etmek istediği bir şeyler var. Mesela bir şimdi özellikle bu Gazze'deki kardeşlerim yaşamış olduğu bu derin faciadan dolayı dünyanın pek çok bölgesinde insanlar Müslüman oluyorlar. Doğru. İnanın şöyle bir şey oluyor. Ya onlar Müslüman oluyorlar ve biz onları dinliyoruz. Ya diyoruz bizim dilimiz ne güzelmiş ya, haberimiz yokmuş. Evet. Ya o kızcağız, o hanımefendi bir din anlatıyor. Ağlıya ağlıya namaz kıldım diyor. Oruç ne güzelmiş diyor. Bu nasıl iman ki diyor. Bu anneler, çocukları kucaklarında ölüleri var. Hala Allah'a şükrediyor diyor. Evet. Hocam. Biz dinimizin ne rahmet olduğunu haşa gavurdan öğreniyoruz şu anda ya. Ben, çünkü bize din hep şöyle dediğiniz anlatıldı. Ya uf yine namaz var ya. Uf yine namaz geldi. Daha demin kılmıştım. Yine Ramazan geldi bakın. Mevlana Hazretleri diyor ki. Mesela namaz diyor. Namazın anlatması vardır metaforla. Namaz zindanda kalmış bir insan için açılmış penceredir diyor. Müsaadeye yani, bak. Bak oradan bakın. Şimdi biz şunu unuttuk hocam. Biz edebiyata başvurmadan, Nietzsche'nin dediği gibi sanata başvurmadan hiçbir şey anlatamayız. Mevlana Hazretleri'nin bir beytini okuyacağım. Diyor ki, çiğist dünya ez hüda gafil şöden ne kumaş u nukra vü ferzent üzen. Diyor ki, kardeşim dünya nedir biliyor musun? Dünya nedir? Sorsak dünya nedir diye. Bizim dünyayı Mevlana Hazretleri'nin tanıtımına ihtiyacımız var. Dünya şudur işte paradır, serbet bastık. Makamdır, mevkidir. Hey gibi de. Dünya nedir? Ne kumaştır, ne paradır, ne çocuktur, kardeşim, ne kadındır, ne şudur, ne budur. Dünya diyor, haktan gafil olmaktır. Yahu dünya dediğin şey, mesela diyor ki, seni haktan gafil kılan şeye dünya denir. Sen eğer bırak haktan gafil olmayı, yani şurada yemek yiyorsun, zevk sefa içerisindesin. İnan, şunu ben fark ettim hocam. Geçen Maxim Gorki'nin bir sözünü okudum. Beni çok etkiledi Maxim Gorki'nin sözünü. Diyor ki, Maxim Gorki Amerika'ya gidiyor. 1906 yılında. Tabii sürülüyor aslında. Kendisi Marksist olduğu için. Hı hı. Amerika'da bunu oradakiler şeye götürmüşler. Danslara, partilere, eğlencelere. O kadar gezdirmişler ki kafası dönmüş Maxim Gorki'nin. Diyor ki, ya diyor, bu diyor Amerikalılara çok acıdım diyor ya. Çünkü diyor ne kadar neşesizler, sürekli eğlence peşindeler diyor. İnanın dehşet bir cümle söylemiş. Çok etkiledi beni. Sürekli eğlence peşindeler çünkü neşeleri yok diyor. Hakikaten Amerikan filmi izleyenler görürler. Dans edelim, parti yapalım. Niye? Neşeleri yok diyor, neşe almak için. Sonra onu okuyunca Niyazi Mısri Hazretleri'nin o meşhur ilahisi var. Hangisi hocam?
Hakkı seven dervişlerin eğlencesi tevhid olur. O şiiri inan Maksim Gorki okuyunca anladım. Evet. Dedim ki ya tevhidden eğlence mi olur? Evet. Halbuki Sami Bey, eğlence kelimesini şimdi soruyorsun arkadaşlar, eğlence nedir arkadaşlar? Hocam mutlu olmak, işte zevk almak. Yok, eğlenmek Türkçe oyalanmak demek. Eğlemek, beni eğleme, oyalama. Eğlenmek kişinin kendini oyalaması, eğlence oyalamaca demek. Peki biz niye eğlenceye gidiyoruz? Kendimizi oyalıyoruz bir şeyle. Niye? İçimizin neşesi gitmiş. Niyazımız Hazretleri diyor ki, içimizdeki can kuşunun eğlencesi tevhid olur. İşte içlerindeki can kuşunu susturamayanlar, onu eğlendiremeyenler, bir takım dünyevi eğlencelerle kendilerine bir mutluluk devşirmeye çalışıyorlar. Bak. Ama orada mutluluk da devşirilmiyor. Devşirilmiyor. Yani susayan insanın tuzlu su içmesi gibi, evet, susuzluğu arttıkça daha da artıyor. Dolayısıyla hepimizin Mevlana Hazretleri'nin, edebiyatın, Yunus Emre Hazretleri'nin diline ihtiyacımız var. Eskiden bu din dili anlatılırken bizim meşhurdur fıkralarımız, Temel, evet, çocuğu demiş ki, babacığım beni sever misin? Demiş, tabii severim. Demiş, babacığım ben ne kadar seviyorsun? Demiş, seni dünya kadar seviyorum. Demiş, babacığım dünya ne kadar eder? Beş para etmez. Süper metafor. Eyvallah. Bak, bu dili kullanmadan çocuklarımızı, bakın lütfen, kim olsa kullanalım. Peygamberimizin tekniğini söylüyorum. Bir, giderek iletişim kuruyor. İki, karşının dilini çok iyi biliyor. Üç, karşıdaki insanı çok ciddiye alıyor. Eyvallah. Eyvallah. Ciddiye almadığın insandan ciddi bir değer üretemeyiz. Teşekkür ediyorum. Hocam son birkaç dakikadayız. İsterseniz tamam, böyle bir toparlayıcı mahiyette şöyle söyleyeyim, evet. Şimdi Farabi'nin bir ifadesi var. O özetliyor zaten söylemek istediklerimizi. Din dili derken diyor ki semboliktir. Bizim metafor dediğimiz, hı-hı, hikayelerle yüklü olması gerekir. İkincisi mizah içermelidir diyor. Hı-hı. Bu anlamda eğitimde model çok önemlidir gibi olmak. Ahlakan, peygamberimizi örnek almak her halükarda. Rol modellik yani. Evet. Bunun dışında peygamberimizin yolunda olan, mesela din dilinde şey vardı, bir Erzurum'un Naim Hoca vardır. Evet, meşhur. Mizah içeriyor ve tabii sevdiriyor yani kitlelere. Ya değil mi, böyle onların dilinden anlayan biri. Nasreddin Hoca, bambaşka. Mevlana-i Keza adını andık. Siz bir örnek vermiştiniz. Bir market örneği. Evet. Burada bizim düşünürlerimizden Nurettin Topçu bunu sizin söylediğinizi bilirsiniz. Hı hı. İsyan ahlakında dile getiriyor. İsyanın bile, hayır demenin bile estetiği vardır. Bir şey yani illa karşımızdaki birine yardımcı olamadı, bizden bir şey istiyor. Onu kırmadan, incitmeden reddetmek de buna dahildir. Peygamberi olan bir şeydir. Sözün özü şu, bir şey yapacağız ama onu güzel yapacağız. Estetik budur. Eyvallah. Yani din dili eğer bu noktaya getirirse amacına ulaşmış olur. Evet. O zaman din de amacına ulaşmış olur. Evet. Bu din diliyle bir şeylere ulaşmak isteyen de amacına ulaşmış olur ve dünyada güzelleşir. Bir ya şey, Mehmet Akif'ten bir alıntı, Dursun Elbe'den duymuştum, araştırdım, o dediğim kitapta da geçiyor. Şimdi diyor ki din dili kururken evrensel anlamda bayağı teklifler falan söylemiş de çok ilginç geldiği için. Mesela bütün Müslüman dünyası bir ortak alfabe falan daha büyük bir, evet, böyle bir ideal var. İkincisi mahfil kelimesini kullanıyoruz. Zamanımız olmasın diyenemedim ona. Hı hı. Cuma namazı. O da şu. En başta söylediğim bilim dili, meslek dili, konuşma dili ayrımı yaparken aydın insanların, bu işleri çok iyi bilen insanların camiye gitmeleri, halkla haşır neşir olup onlara gerçeği anlatmaları. Bir gün Namık Kemal diyor ki, Yahya şey anlatıyor, Mehmet Akif, Ayasofya camisinden çıkan insanları görünce dostuna cemaat demiş ki cemaate, bu ülke ne zaman adam olur, eski hale kavuşur biliyor musun? Şu camiden çıkanlar aydın insanlar. Olduğu zaman. Olduğu zaman. Biz falan camiden çıktığımız, evet, zaman. Evet. Camiden çıktığımız, evet, zaman. Yani bu yüzden Mehmet Akif'le başladık. Mehmet Akif'in, Mehmet Doğan abinin yazdığı kitap vardır. Camideki şair diyor. Camiye gelen şair halkın içine katılmıştır demektir diyoruz. Sonra o bir şey söylediğinde de, evet, Mehmet Akif'in dili gibi dilime, dini dilime uyan dediğimiz anlamda bunu en iyi edebiyat. Ve onun izinde olan Sezai Karakoç, elbette başka isimler de var. Mesela Rasim Özdeneren adını falan da anmamız gerekiyor.
İzleyicilerimizin gelecek bitireyim. Tamam evet, hocam. Tabii tabii. İzleyicilerimizin gelecek Ramazanlarını tebrik ediyoruz. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederim. Hocam, buyurun hocam son cümle. Hocam şimdi Şah Beyti alalım. Evet, ciddiye almak bahsettik ya. Mustafa Kutlu abimize uzun ömür dileriz. Allah sağa sıhhat versin. Amin. Diyor ki epeyce bir zamandan beri nereden geldiyse bizim de dilimizde yoktur. Öteki diye bir laf dolaştırıp duruyor diyor, öteki lafı diye. Kardeşim diyor, bırakın ötekiyi, bizim için yabancı tanrı misafiridir diyor. Bak, öteki diye bir şey yok bize. Yabancı diye bir şey yok. Yok, yok. Evet, yaban evet. Öteki diye bir şey yok. Yabancı, o tanrı misafiridir bizim için diyor, tamam mı? Biz ona nasıl yan gözle bakar? Tanrı misafiri. Eğer bizim için ölçü arayacaksak diyor, bakın çok güzel. Yabancı bile bizim için tanrı misafiri. Kaldı ki kendi evladım, öğrencim nasıl ben ciddiye almam. Evet. Diyor ki eğer illa bir ölçü arayacaksak diyor, Yunus Emre Hazretleri'nin şu ölçüsüyle koyacağız. 72 millete bir gözle bakmayan bizden değildir. Ölçü eyvallah. Budur diyor. Evet, eyvallah. Hocam artık çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Dursun Ali Hocam, Şaban Hocam, ağzınıza evet, dilinize evet. Sağlık. Ben de şimdiden Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik evet. ediyorum. İnşallah. Ramazan öncesinde bizim de son programımızdı. Öyle Ramazan mi? Öncesi bir kapanış yapıyoruz. Ramazan'dan sonra inşallah kaldığımız yerden i̇nşallah. Devam edeceğiz. Çok sağ olun kıymetli katkılarınız için. Din ve dil meselesini bugün gündeme aldık. Şöyle de bir tevafuk oldu. Ramazan boyunca bunu da daha çok muhatap olacağız. Evet. Camilerde, vaazlar, iftar sahur programlarında din anlatılacak, dille anlatılacak ve bu dini dil meselesi... Mizaha yer versinler. Evet. Zaman, edebiyata. Eyvallah. Edebiyat zaman zaman bizi yani. Şikayete tabii, sebeplendirecek evet. şeyler de yaşayacağız şimdi Ramazan'da. Evet. Zaman zaman dinleyince mutlu olacağımız şeyler ama de göreceğiz. Ama işte yani lütfen vaiz kardeşlerimiz Samanyolu'nda ziyafeti, Ezra evet. Karakoç'un o evet. kitabını yoksun mutlaka da. Okusun. Eyvallah. O Ramazan nasıl anlatılıyorla evet, oradan evet. bir hikmet devşirsin. Evet, eyvallah kesinlikle. Hocam. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Çok sağ olun. Efendim Farklı Bakış'tan bu haftalık bu kadar. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.